Laplace dönüşümü tablomuzu biraz daha doldurmaya ne dersiniz? Ve isterseniz işe Laplace dönüşümünün tanımını yazarak başlayalım. Bir fonksiyonun mesela f(t)'nin Laplace dönüşümü Evet bu sıfırdan sonsuza e üzeri eksi st çarpı söz konusu olan fonksiyon dt'nin belirli integraline eşittir. Tanımımız bu. Ve çözdüğümüz ilk Laplace dönüşümü hemen yazıyorum. Birin Laplace dönüşümüydü öyle değil mi? Bunun t üzeri sıfır olduğunu da düşünebiliriz. Eşittir sıfırdan sonsuza ft1 olduğundan e üzeri eksi t dt'nin belirli integrali olarak not ediyorum. e üzeri eksi st'nin ters türevi, eksi 1 bölü s çarpı e üzeri eksi st'ye eşittir. Bunun sıfırla sonsuzda alacağı değeri de bulalım. Bu terim sonsuza giderken limit aldığımızda bu yani e üzeri eksi st sonsuza gider. Bu arada s'in sıfırdan büyük olduğunu da varsayıyoruz. Evet bu durumda bu terim sıfıra yaklaşıyor yaklaşır öyle değil mi? Buradan 0 gelir. Eksi bunun 0'da aldığı değer de, t 0 olduğunda e üzeri eksi t 1'e eşit olur. Ve buradan da eksi 1 bölü s elde ederiz. Sonuç ise yani 0 eksi 1 bölü s'in sonucu 1 bölü s'tir. Evet 1'in yani sabit bir fonksiyonunun Laplace dönüşümü 1 bölü s'e eşit. Bunu daha önce görmüştük ve şimdi arttırıyorum. Bakalım t'nin Laplace dönüşümünü bulabilecek miyiz? Bu t üzeri 0 ise bu da t üzeri 1'dir öyle değil mi? 0'dan sonsuza e üzeri eksi st çarpı t dt'nin belirli integrali. Bunun ters türevinin neye eşit olduğunu tabii ki de ezbere bilmiyorum ama bu noktada parçalı integralin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunu parçaladığımızda çok daha basit bir ifade elde edebileceğimizi tahmin ediyorum. Parçalı integrali de her zaman unutuyorum. Onun için şurada bir kere daha yazacağım. Evet, u çarpı v'nin t'ye göre türevini alalım. Bu birincinin türevi çarpı ikinci, evet artı birinci fonksiyon çarpı ikincinin türevine eşit öyle değil mi? Çarpım kuralı. Anladınız değil mi? Şimdi bir de iki tarafın integralini alırsak, u çarpı v eşittir. U üssü v'nin integrali artı u çarpı v üssünün integrali. Evet, bunu elde ederiz. Bunu bir integrale uyguladığımız için elde etmek istediğimiz şeyin ne olduğunun altını çizeyim. u çarpı v üssünün integrali. Bunu iki taraftan da çıkarırsak, bunların bir de yerlerini değiştirdim. Eşittir u çarpı v eksi u üssü v'nin integrali. İşte bu kadar. Bunu ezberlemekte her ne kadar zorlansam da çarpım kuralını bildikten sonra bu şekilde kolayca elde elde edilebileceğini görüyorsunuz değil mi? Parçalı integral alacaksak ve üssünün integralini almanın kolay olduğu bir ifadeye eşit olması işimizi kolaylaştırır. U'nun da benzer mantıkla türevini almanın kolay olduğu bir ifadeye eşit olması gerekir. O halde t'yi u'ya, e üzeri eksi s t'yi de v üssüne eşit diyelim. Peki bu durumda v neye eşit olur? Bunun ters türevine yani daha önce de gördüğümüz gibi eksi 1 bölü s çarpı e üzeri eksi st'ye. Evet, bu v'dir. U üssünü bulmak için de t'nin türevini almamız lazım ve bunun da 1'e eşit olacağını biliyoruz. Şimdi de bunu uygulayalım. Evet, T'nin laplace dönüşümü eşittir u çarpı ve u t, v. u'nun t v'nin de bu olduğunu biliyoruz. Yazıyorum. T çarpı eksi 1 bölü s çarpı e üzeri eksi t. Bu arada bu belirli bir integral olduğu için bulduğumuz sonucu 0 ve sonsuzda da değerlendirmemiz gerekecek. Eksi 0'dan sonsuza u üssü, yani 1 çarpı v, yani eksi 1 bölü s çarpı e üzeri eksi st dt'nin belirli integrali. Bakalım bunu biraz sadeleştirebilecek miyiz? Parantezi açacağım. Eksi t bölü s çarpı e üzeri eksi st'nin 0 ve sonsuzda aldığı değer. Burası ise bu 1'dir. Yazmaya gerek yok. Eksi 1 bölü s'i de integralin dışına alabiliriz. Eksi ile eksiden artı olur. Yazıyorum. Artı 1 bölü s çarpı e üzeri eksi st dt'nin 0'la sıfırla sonsuz arasındaki belirli integrali. Peki burada gözünüze tanıdık gelen bir şeyler var mı? Bakın bu az önce de gördüğünüz gibi birin laplas dönüşümüdür öyle değil mi? Bu atlamamamız gereken bir nokta. Not ediyorum bu birin laplas dönüşümüdür. Bunu bu şekilde yazmamın sebebi sıradaki videoda size bir benzerlik göstermek istemem. Peki ya bu? Bu neye eşit? Bunun sonsuzda aldığı değerden sıfırda aldığı değeri çıkarmamız lazım. Bunun bir yer değiştirme olduğunu düşünürsek evet bu şekilde yazmak istiyorum. Limit a sonsuza giderken eksi a bölü s çarpı e üzeri eksi s a. Bu, bunun sonsuzda aldığı değerdir. Bundan bir de sıfırda aldığı değeri çıkarmamız lazım. Eksi ama burada da eksi olduğundan artı olacak. 0 bölü s çarpı e üzeri eksi s çarpı 0. Bunu da yazayım sarıyla ya da mavi daha iyi olacak sanki. Artı 1 bölü s çarpı 1'in laplas dönüşümü. Devam ediyorum. Bunun a sonsuza giderken limiti neye eşittir? a sonsuza giderken bu çok ama çok büyük bir sayı olur öyle değil mi? Önünde eksi olduğuna göre çok büyük negatif bir sayıdan bahsediyoruz. Ama burada bir kuvvet var. Demek istediğim e üzeri eksi sonsuz bunun sonsuza gittiğinden çok daha hızlı bir şekilde sıfıra gider. Ve bu da bu terimi ifadenin değerini belirlemek adına buna göre daha kuvvetli kuvvetli yapar. Eğer bana inanmıyorsanız, Hesap makinelerinizi kullanarak kontrol edebilirsiniz. Evet, bu terim buna galip gelecektir. Yani bu ifadenin değeri sıfıra yaklaşacaktır. Benzer şekilde e üzeri 0, 1'i eşittir, ama bunu sıfırla çarptığımız için buradan sıfır elde ederiz. Buradan sıfır elde etmek de iyi oldu. Böylelikle bu terimden de kurtulmuş olduk. Son olarak bir de birin Laplace dönüşümü var ve bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. Birin Laplace dönüşümü videonun başında da yazdığım gibi 1 bölü s'e Eşittir tabi s'in sıfırdan büyük olduğunu varsaydığımızda. Bu arada bunun değerinin sıfıra gideceğini kabul ettiğimize göre s'in sıfırdan büyük olduğunu da otomatik olarak kabul etmiş oluyoruz zaten. Evet s sıfırdan büyük olursa burada eksi sonsuz elde ederiz ve bunun değeri de böylelikle sıfıra yaklaşmış olur. D'nin Laplace dönüşümü yazıyorum eşittir 1 bölü s çarpı 1 bölü s yani 1 bölü s kareye eşittir. S'in sıfırdan büyük olması gerektiğini de ekleyelim. Evet, tablomuzda bir eksiği daha tamamladık. Bunu kullanarak önümüzdeki videolarda üstel fonksiyonların Laplace dönüşümünü almayı da göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.